Efendim, ailece de şimdi çocuklarda inatçı davranışlar ve çözüm önerilerini konuşacağız. Kiminle? Üsküdar Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölüm Başkanı Profesör Doktor Sayın Nurper Ülküer hocamızla birlikte. Hocam hoş geldiniz yayınımıza. Hoş bulduk. Merhaba. Merhaba. Nasılsınız? İyi misiniz hocam? Çok iyiyim. Teşekkür ederim. Sizlerle birlikte olmak da güzel. Çok teşekkürler. Bizim için de aynı şeyleri söylemek mümkün hocam. Hoş geldiniz, safa getirdiniz. Önemli bir konuyu paylaşacağız. Bütün ebeveynlerin açıkçası ortak derdi. Gerçi dert olarak da nitelendirilebilir mi bilmiyorum bu inatçılık. Ama nasıl aşacağımız konusunda açıkçası biraz derdimiz var. Neler yapacağımız noktasında sizden duyacağımız çok şey var diye ben düşünüyorum. Çocukların inatçılık yapması doğal mı diye soracağım ama aklıma farklı bir şey de geldi. Bu son dönemde ya da benim iki evladım küçük olduğu için ben öyle düşünüyorum. Ben farkına vardım. Bir sendrom diye bir şey ortaya çıktı. İşte 2 yaş sendromu, 4 yaş sendromu, 5 yaş sendromu vesaire. Bir ergenlik sendromu vardı. Bu sayı giderek artmaya başladı gibi geliyor bize. Artmaya mı başladı yoksa gerçekten böyle bir şey var mıydı? Her yaşta bir sendrom mu yaşayacağız hocam? Aslında bunlara sendrom dememek gerekir. Bunlar çocukların ve gençlerin gelişim dönemleri. Evet. Örneğin buna aslında touch point dediğimiz böyle dokunma noktaları diyoruz. Belli dönemlerde daha hızlı gelişme gösteriyorlar ve o dönemlerde kendilerini daha iyi tanımaya, daha tanıtmaya çalışıyorlar. Ve o dönemler tabii ki biraz daha sancılı geçiyor. Önce çocuk ve ergen için sancılı geçiyor. Tabii bu başta anne babalara ve başkalarına da yansıyor. Evet. Ben soruya döneyim. Yani çocukların inatçılık yapması doğal mıdır? Evet. Çok doğaldır. Aslında inatçı çocuk bir şeyleri bilen ve bir şeyler isteyen, istediğini bilen bir çocuktur bence. Ben aslında yaramaz çocukları çok severim. Yaramaz kelimesini hiç sevmem. Evet. Çünkü bu çocuğun kendine az özgür düşüncesi, duygusu, isteği olduğunu, bunun farkında olduğunu da gösterir. O açı ve gelişiminin bir gelişim sürecinin bir parçasıdır, bir sonucudur yani inatçılık. Tabii bu inatçılık kelimesini biz çok değişik şekillerde ele aldığımız zaman ve de bunu çocuk anne başta anne baba olmak üzere herkesi kontrol altına alacak bir yöntem olarak kullanmaya başladığı ve bunun da pekiştirildiği durumlarda bir kişilik özelliği haline gelebilir. Ve giderek o zaman işte mızıkçı arkadaş, inatçı arkadaş gibi bütün yaşamı boyunca onun yanında gidecek nitelemeler oluşur ki bu çocuğun sosyal ve duygusal gelişimini de etkiler, yetişkinin de etkiler. Yalnız diğer tarafta unutulmaması gereken bir şey var. Bu anne babalar için de geçerli. Siz anne babasınız, ben şu anda anneanneyim. Maşallah. Ve orada da görüyorum zaten. Aslında kavram olarak inatçılığa baktığımız zaman tek bir kişi yok, iki kişi var. Çünkü bir şeye karşı inat ediyorsunuz, bir güce karşı koyuyorsunuz. O halde inatçılık ki bununla ilgili güzel hikayeler de vardı. İşte iki inatçı keçi, inatçı kirpi ve benzeri gibi çok keyifli hikayeler var. Aslında onlara da alıp okumak lazım, anneler babalar da okuyabilirler. Unutmamak gerekir ki bir şeye direnmek var. O halde karşıda da bir inatçı var. İnatçı tek değil o zaman, iki kişi. O zaman anne babaların buna dikkat etmesi gerekiyor. Ve inatçı çocuğun inatçı bir anne babası olması ihtimali çok yüksek. Doğru. Bunu unutmayalım. Çünkü çocuklar hep bizim aynamızdır diyoruz. Şimdi hocam şöyle mi anlaşılacak? Dinleyen anne babalar ben de biraz öyle anlar gibi oldum açıkçası. Doğru anlamadığımı da düşünüyorum. Çocuk inatçılık yaptı. Ya biz çocukla uğraşmayalım, inat etmeyelim. Ne istiyorsa, neye inat ediyorsa onu peşinen verelim mi diyeceğiz? Hayır, o öyle bir şey değil. Zaten onun için diyorum. Yani inatçılığı bir yönetim mekanizması olarak kullanmaya başlamaması gerekir çocuğun. Ve ona müsaade edilmemesi gerekir. Ama diğer taraftan da biz de kendimizi de gözlemlemeliyiz. Bir şekilde kararlı olmak zorundayız. Ve bir çocuğa, önce çocuğu da gözlemleyeceğiz ki buraya bunları yani gözlem en önemli konulardan bir tanesi. Mesela ne zaman başladı bu şeylik? Size ne zaman inatçı olmaya başlıyor çocuk diye sorduğunuz zaman aslında mesela
doğduğu andan itibaren çocukta bir kendini artık içinde bulunduğu dünyaya kabul ettirme şeyi vardır. Emmeyen bir çocuk, devamlı ağlayan bir çocuk, bunların hepsi aslında dünyaya, anne babaya mesajlar verir. Benim karnım aç, işte ben bu şekilde tutulmak istemiyorum. Ben belki daha fazla yakınlaşmak istiyorum. Sizinle daha iyi iletişim kurmak istiyorum. İşte bu sinyalleri ta o zamandan itibaren yakalayabilirsek ve çocuklara doğru sinyalleri vermeye çalışabilirsek, yani onu iyi gözlemleyebilir, ihtiyaçlarına dönük olarak cevap vermeye ta o zamandan başlayabilirsek, inatçılık diye bir problemi de çok 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 az yaşarız. O zaman neden inatçılık yaptığının sebeplerinin farkında olmamız mı gerekiyor hocam? Evet. Gözlemlemekten kastımız bu. En önemli konulardan bir tanesi bu. Yani sizin bu işte sendromlar dediniz, işte 2 yaş sendromu, 3 yaş sendromu ve benzeri sendromlar, ergenlik sendromu. Aslında bunlar çocuğun gelişiminde belli dönemleri çok yoğun ve hızlı gelişimleri olduğunu da gösteriyor. Mesela en çok üzerinde durulan 2 yaş sendromudur. Trouble twos dediğimiz. Neden 2 yaşta çocuklar birdenbire bu şekilde davranmaya başlıyorlar? Çünkü bir kere artık giderek daha özerk olmaya başlıyorlar. Evet. Daha kendilerini denemeye, işte yürümeye, kendi kendine yemek yemek istemeye, kendine dokunulmadan bir yerlere gitmeye ve istediklerini elde etmeye çalıştıkları dönem. Ve beyin gelişimi çalışmaları, son zamanlardaki beyin gelişimi çalışmalarında da ortaya çıkmış ki beynin en hızlı geliştiği dönemler duygularımızı kontrol etme açısından beynimizin en hızlı geliştiği dönem 0-3 yaş dönemi. Evet, evet. Eğer biz bu dönemde çocukların duygularını kontrol etmesinde onlara daha olumlu deneyimler kazandırabilirsek ve onların bu tantrum dediğimiz öfke nöbetlerini daha sakin ve bilinçli bir şekilde atlatmalarında yanlarında olabilirsek bu tür trouble two'lar veya sendromları daha rahat, daha yumuşak aşmamız da mümkün olabilir. Evet, evet. Bu konuda hocam ailelere neler tavsiye edersiniz, bunu merak ediyorum. Yani bu tür ortamlarda, işte inatçılık durumunda ya da işte tam sendromun üst seviyeye çıktığı bir ortamda bir aile nasıl davranması gerekiyor? Çünkü az önce şundan bahsettiniz, inatçılık kötü bir şey değil. Ne istediğini bilen, gelişim düzeyi normal bir çocuktan, tabiri caizse yaramaz diye tabir etmiyoruz ama yaramaz bir çocuktan söz ediyoruz. Bu da aslında iyi bir şey. Hem bu inatçılık fıtratından onu uzaklaştırmayacağız, hem de sağlıklı bir şekilde atlatmaya çalışacağız. Evet. Bunu nasıl başaracağız? Evet. Bir kere her şeyin evvel bu inatçılık mı yoksa kendi görüşünün olduğu bir şey gerçekten istediği için mi böyle davranıyor, yoksa gerçekten bizi kontrol etmek mi istiyor, bunu anlamamız lazım. Annelerin, anne babaların başta olmak üzere, ki çocuk gelişimci olarak biz de bunu vurguluyoruz, çok iyi gözlemci olmaları gerekir. Çocukların neden inatlaştığını anlayabilmeleri gerekir. Mesela inatçılığın temelinde iletişim eksikliği yatar. En önemlisi. Yani karşının niye inat ettiğinin gerekçesini göremeyebiliriz. Veya görmek istemeyebiliriz. Hem siz hem de çocuk. Yani iletişim eksikliği en önemli nedenlerden bir tanesi. Anne baba çocuğunu tanıyamaz. Çocuk anne babaya istediği gibi davranmaz ve sonunda ortada o çelişki çıkar. Güven duyamama vardır. Yani ben sana güvenmiyorum, niye senin dediğini yapayım? Yani anne ile baba ile çocuk arasındaki güven duygusunun, işte biraz evvel söylediğim gibi, ta doğumdan itibaren ki güven, bağlanma, güvenli bağlanma, bunların en önemli nedenlerinden bir tanesidir. Çok önemli ve anne baba ve çocuğun doğduğu andan itibaren birbirleriyle kuracağı o güzel, yumuşak, sevecen, duyarlı ilişkiyi geliştirmeleri ve çocuğun gelişim süreci içinde de değişik gelişimsel özelliklerine göre adapte etmesi gerekir. Ki çocuk kendini güvende hissetsin.
anne baba da kendini güvende hissetsin. Evet. Bilsin ki böyle bir davranış karşısında şunu şöyle bir davranış gelecek benden. O halde ben böyle davranayım ki şu bana inat etmesin. Tutarsızlık ve karışıklık da yatar inatçılığın altında. Mesela bugün istediğini yaparsınız, ertesi gün yapmazsınız. Bu çocuğun bu demek ki birazcık daha ağlarsam veya birazcık daha bağırırsam, hatta bunu birazcık da herkesin ortasında yaparsam ben bu işi elde ederim. İşte bu bunu bilmesi gerekir. İşte burada disiplin önemli. Disiplin derken tutarlılık önemli. Yani ben bu hareketi karşında senin istediğini şu anda yapmayacağım. Çünkü şunlar. Ama ertesi gün aynı hareketi yaptı ve istediği zaman yaparsanız bir sonrakinde sizin o gerekçelerinizi kabul etmeyecektir. Bir başka önemli konu var. Çocuğun inatçılığında insan yerine konulmamak, bir birey olmamak, görülememek de var. Yani ben anne babayım, ben büyüğüm, ben dediğimi yaptırırım, sen de yapacaksın çünkü benim çocuğumsun. Bu mesaj beni de delirtir. Yani bir yetişkin olarak. Çünkü bir yetişkin beni çocuk yerine koyar eğer birisi bana böyle bir tavır içinde olsa. Çocuğu da aynı şekilde tepki vermesine neden oluyor. Ben de bireyim. Benim de düşüncelerim, görüşlerim var. Benim de isteğim var. Bunları görebilmek gerekiyor. Yani karşımızdaki kişiyi, varlığı bir birey. Bizden ayrı bir birey olarak görebilmemiz gerekiyor. Evet, evet. Yani ben bu herhalde de hocam çok yeni bir düşünce bu ya da biz bu düşünceye çok vakıf olamadık açıkçası. Bir çocuğun bir birey olduğunu düşünmek, bir çocuğun zeki olduğunu, bazı şeylere karar verebileceğini düşünmek açıkçası çok yeni kavramlar diye düşünüyorum ben. Çünkü bir çocuk ve anne baba ne derse onu yapması lazım. Bir çocuk çok da zeki değildir aslında. Anne bir şey düşünür ama çocukla paylaşmak zorunda değildir düşündüğünü algısı vardı. Ama bunlar tamamen yanlış şeylermiş. Aynen öyle. Mesela en çok konuştuğumuz konulardan bir tanesi. Çocukta inatçılık nasıl yönetilir? Evet, evet, evet. Mesela yönetilmek ne demek? Yönetmek dediğimiz zaman yine aynı noktaya geliyoruz. Ben yönetiyorum, sen yönetiliyorsun. Evet. Eşitlik yok. Halbuki çocuk eşitlik istiyor. Çocuk anlaşılmak ve adam yerine konulmak istiyor. Dinlenmek istiyor. Kendisine sorulmak istiyor. Kendisinin fikrinin alınmasını bekliyor. Bunları onun için yönetmek yerine yani çocuk inatçılık nasıl yönetilir değil veya nasıl baş edilir değil. İnatçılıkla ilgili karşımızdakini ben ne kadar özveride bulunuyorum, ondan ne kadar özveri bekliyorum. Bir empati kurmak en önemlilerinden bir tanesi. Evet, evet. Bağırmak, çağırmak, kızmak. Bu tamamen bir kaybetme nedenidir şu anne babalar için. Bunu da biliyoruz. Çünkü uzun soluklu iletişim ve etkileşimin kalitesini bozarız bağırarak. Otorite, büyük böyle sağlam bir otorite koyar. Odana git. Bugün bundan sonra bugün bu yok. Veya işte artık sana bundan sonra bu hiçbir şey yapmayacağım. Ama 3 dakika sonra bir bakarsınız. Zaten içiniz de el vermez. Yaparsınız da. Bitti. O zaman siz o şeyi yönetemiyorsunuz demektir. Zaten otoriteniz de kalmıyor demektir orada. Doğru, doğru. Hocam, evet. Neler yapalım diye soruyorsunuz. Evet, evet. Peki, çocuğu dinleyelim. Çocuğun ne dediğini dinleyelim, ne istediğini dinleyelim. Mesela ben kendi torunumdan bir örnek vereyim. Ve bir noktada onun kendisine yaptığı davranışın sonucunu kendisi görmesine de yardımcı olalım. Yaz geldi, hala yünlü botunu giymeye devam ediyor. Evet. Nasıl? Yani sıcak dışarısı. Hayır, onu giyecek. Mümkün değil 3 yaşında. 2,5-3 yaşında. Ne dediysek vazgeçiremedik ve sonunda bıraktık. Kendisi botla çıktı. Baktı ki bir süre sonra ayakları yanıyor. Ondan sonra güzel tıpış geldi. Sandalları giydi. Birazcık davranışlarının sonuçlarını kendisinin görmesine de müsaade edelim. Yaşasın, deneyimlesin, görsün. Ha tabii bu tehlikeli bir şeyse o ayrı bir mesele. Merdivenden aşağı atlasın değil. Ama bu tür şeylerde bir kendisine deneyim kazanması için fırsat vermemiz lazım. Onu dinlememiz lazım. Ne dediğini anlayabilmemiz lazım.
duymamız gerekiyor çocuğu. Evet. Peki hocam, şimdi çocuklara duymadık. Açıkçası bu inatçılık noktasını çok da iyi yönetemedik. Yönetmekte kullanırken şu anda zorlandım ama bunu sağlıklı bir şekilde gideremedik diyeyim ben. Sonrasında okul dönemi başladı. Okuldaki çocuğun tutumları ne oluyor ve okul idaresinin ve öğretmenin davranışı tarzı nasıl olmalı diye sorayım. Şimdi aslında benim birkaç tane de önerim daha var. Anne Buyurun. Babalara var bu öneriler ama Buyurun, aynı buyurun. şekilde okullara da gidecek. Buyurun, Mesela buyurun hocam. onları anlamaya çalışın diyoruz ya, güç kullanmayın. Yani güç yok. Güç kullandığınız zaman kırılgan bir çocuk ortaya çıkar. Bir süre sonra güce itaat eden bir çocuk ortaya çıkar. Veya daha çok direnen ve daha çok inatçı bir çocuk ortaya çıkar. Güç kullanmadan onunla konuşarak, anlaşarak, hayır demeyi de hayır dememek için alternatifler sunarak, yani bunu yapmak istemiyorsan şunu yapabilirsin, şunu yaparsan şunu yapabilirsin gibi. Ve en önemlisi sakin olmak. Yani biraz evvel söylediğimiz gibi bağırmak, çağırmak, kızmak değil ama sakin olmak. Çünkü siz sakin olduğunuz zaman örnek oluyorsunuz. Karşınızdaki çocuğun da sakinleşmesini sağlıyorsunuz. Ona sarılmak, onun göz hizasına inmek, onunla o şekilde konuşmak. Mesela duymak, dinlemekte bunlar var. Tepeden değil, çocuğun mesafesine inerek konuşmak. Elini tutmak. Ne istemiştin? Neydi senin? Böyle mi istiyorsun? Acaba onu şöyle mi yapsak demek. Ve her şeyden önce çocuğa saygı duymak. Yani onunla bir ortaklık kurmak. Evet. Karşıtlık değil, ortaklık kurmak. Ve tutarlı kurallar koymak. Yani koyduğun kuralı ertesi gün bozmamak. Ama koyduğun kural mantıklı kural olmak zorunda. Çocuğun penceresinden olaya bakabilmek. Empati dediğimiz şey. En az yapabildiğimiz şey. Hep kendimizi karşımızdakinin yerine koyabilmek. Çocuğun yerine kendimizi koyabilmek. Onun penceresinden duruma bakabilmek. Ve ben ne yapardım böyle durumda diye düşünebilmek. Bunları yapabilmek için hep sakin olmak gerekiyor. Bilinçli olmak gerekiyor. Kolay değil bunlar. Yani evet. Söylemesi çok kolay. Uzmanlar Doğru. çok güzel söyler bunları. Evet, evet. Ama hayata geçirmek kolay değil. Hı-hı. Biraz evvel söylediğim gibi yapmak istediğine müsaade edin, yapsın. Hı-hı. Hatta yapamıyorsa siz yardımcı olun. Hı-hı. Mesela ayakkabılarımı ben kendim giyeceğim. Giyemiyor. Bırakın giymeyi, biraz zorlansın. Şuradan ben tutayım istersen daha rahat yersin. Hı hı. Ona müsaade edecektir. Evet. Ama dur ben giydireyim dediğiniz zaman hayır ben giyeceğim diyecek. Ve bu tür ufak tefek şeylerde aranızdaki arada başlayan bu inatçılık daha başka konulara doğru da gidecek. Ve daha önemli konularda daha büyük inatçılıklar ortaya çıkacak. Kesinlikle. Ve kesinlikle. Bunları bir de başka bir nokta hı hı. söylediğinizde hı hı. düşündüğünüz aynı olacak. Yani evet. kafanızdan başka bir şey geçiriyorsun. Allah kahretsin. Bak görüyor musun? Yine inatçılık yaptı. Hı hı. Derken yavrucuğum inatçı seninle şöyle yapalım değil. Yani çocuk anlıyor bunu. Hı hı hı. Düşünün, evet. Düşüncelerinizle ağzınızdan çıkan kelimelerin aynı olması gerekiyor. Çünkü çocuklar aptal değil. Kesinlikle. Sizin kesinlikle. Ne istediğinizi sizden önce görüyorlar. Kesinlikle. Beraber işler yapın. Hı hı. İşleri, bahçe işleri, alışveriş, güzel zaman geçirmek için fırsatlar bulun ve hep çözüm odaklı olmaya çalışalım. Canın ne sıkıyor? Hı hı. Soru sorarak ne istiyor, ne yapabiliriz evet. şeklinde. Evet, evet. Ve en önemlilerinden bir tanesi hı hı. uyumlu ev ortamları. Yani hı. evde kavga eden, birbiriyle inatlaşan anne baba gören çocukların başka türlü olmasını bekleyemeyiz. Evet. Ve olumlu davranışlarını pekiştirin, olumsuzları değil. Hı hı. Eğer bir çocuk devamlı hayır diyorsa, sizin her dediğinizde hayır diyorsa bir gözleyin bakalım. Demek ki siz de onunkilere hayır diyorsunuz. Evet. Bir pozitif olalım hı hı. ve pozitif bir şekilde de çocuk mesela bunu çok güzel yaptık, beraberce ne güzel yaptık veya şunu şöyle güzel yaptın, bak ne güzel topladın odanı, hı hı. ellerine sağlık, çok yakıyor, çok güzel olmuş, bunu da buraya güzel koymuşsun. Yatağını çok güzel düzeltmişsin. Evet. Eline sağlık. Pozitif davranışları pekiştirirken hı hı. davranışı anlatarak da pekiştirmemiz gerekir. Aferin sana şeklinde değil.
bak bunu çok güzel yapmışsın diyerek. Neden pekiştirildiğinin farkında olması lazım çocuğun diyelim hocam. Çok teşekkürler, çok sağ olun hocam. Vaktimizin bunların sonuna geldik. Bunların hepsi öğretmenler ve babalar için de geçerli. Kesinlikle öyle, kesinlikle. Sadece annelerden bahsetmiyoruz. Özellikle babalar da kulak vermiş olsunlar. Sağ olun hocam, ağzınıza sağlık. Çok teşekkürler, kolay gelsin. Ben teşekkür ederim. Hoşça kalın, sağ olun.